Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Üslü ifadeler konusunu bitirdik. Şimdi soru çözümü yapıyoruz. Evet sorularımızın çözümüne başlayalım. Mutlak değer A. 1 bir veya 1'den büyük, ondan küçük bir gerçek sayı ve en bir tam sayı olmak üzere A çarpı 10 üzeri en gösterimi bilimsel gösterimidir. Bilimsel gösterimin tanımı. Kazakistan ve Özbekistan sınırları içinde yer alan Aral Gölü, 1970 yılında 68 bin kilometre kare yüz ölçümüyle dünyanın dördüncü büyük gölüydü. Ancak sonraki yıllarda çeşitli sebeplerle suların azalmasıyla büyüklüğünü kaybeden gölün yüz ölçümü 2014 yılında 1970 yılına göre 4/3 oranında küçülmüştür. Aral Gölü'nün küçülerek sularının çekildiği bölümde oluşan yerler ise dünyanın en genç çölü olarak tanımlanan Aral Kum Çölü adıyla bilinmektedir. Çok bilgi dolu bir soru olmuş bu. Buna göre 2014 yılındaki ölçümlere göre Aral Kum Çölü'nün metrekare cinsinden bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Zaten bilimsel gösterim sorularında sürekli böyle bir bilgiler var. Bilimsel olaylar bize anlatılıyor. Hemen bakalım şimdi bilimsel gösterim tanımımızı unutanlar için sorular zaten artık içerisinde formüllerin yazdığı yani soruyu çözmek için size lazım olan her şeyin verildiği şekilde yapılıyor. Şimdi bakalım 4'te 3 oranında bir küçülme var arkadaşlar. 68 bin kilometre kare ben 68 çarpı 10 üzeri 3 şeklinde yazacağım. Bunun 4'te 3'ünü hesaplayalım. Bu ne demek? 3 bölü 4 ile çarp demek çarpalım. 68'i 4'e böldüğüm zaman 17 olur. 17 ile 3'ü çarptığım zaman da 51 olur. 51 çarpı 10 üzeri 3. Peki bu ne? Kilometre kare. Soru bizden ne istiyor? Metre cinsinden istiyor. Kilometre kareyi metre kareye çevirirken ne yapıyoruz arkadaşlar? 10 üzeri 6 ile çarpıyoruz. 51 çarpı 10 üzeri 3 çarpı 10 üzeri 6. Ne oldu benim sayım? 51 çarpı 10 üzeri 9 oldu. Tabanları eşitse üstler toplanır. 3 ile 6'yı topladık 9. Tamam peki bu bilimsel gösterim mi? Değil. Çünkü neydi? 1 Bir veya 1'den büyük olacaktı. 1'e eşit olabilirdi. Ondan da küçük olacak. Benim sayım 51. Bunu 5.1 şeklinde yazmalıyız. Nasıl yapıyorduk peki? Şöyle bir şeklimiz vardı. Sola giderken artı, sağa giderken eksi. Virgülü sola kaydırdığım zaman onun kuvvetini artırıyordum. Virgülü sağa kaydırdığım zaman onun kuvvetini azaltıyordum. Burada bir basamak 5,1 yapmalıyız bunu. Bir basamak sola kaydırmalıyız. O zaman üssü de bir artırmalıyız. 10 üzeri 10 olur. Yani cevabımız Adana İkinci sorumuz. işitme engellilere matematik öğretmenliği yapan sevgi öğretmen üslü sayılarla işlemler yapılırken sınıfına rakam ve işlemlerin işaret dilindeki karşılıklarını içeren yeni bir gösterim biçiminden bahsediyor. Örneğin demiş 2 üzeri 3'ü modellemiş arkadaşlar. Bakın 2 ve 3. Şuradaki tablodan bütün sayıları ve işaretleri de görebilirsiniz. Buna göre demiş bize bir işlem vermiş. Bunun sonucu aşağıdakilerden hangisidir demiş. Gelin bulalım. Bakalım. Bu e, şekil hangi sayıyı gösteriyor? 4'ü. Şuraya yazdım. 4. Üstünde 2 var. 4 üzeri 2. Bu işaret hangisiymiş? Hangi işlem? Çarpma. Çarpı. Bu 2 üzeri 2. 2 üzeri 2. Sonra yine çarpma işlemi var. Bu bakalım hangisi? Bakın 9. 9 üzeri 1 tekrar çarpı şu 3 bakın 3 arkadaşlar şununla karıştırmayın 3'ü 6 ile karıştırmayın bizim normalde 3 diye gösterdiğimiz bu şekilde fakat burada işaret dilinde bu şekilde gösteriliyor. Nerede kalmıştık? Heh, şurada. Bu 3 üzeri 4 demek. Sonra da şu işarette bakın eşittir demek. Bakalım bunu bulalım. Üssün üssü yapıyoruz. 4 2'nin karesiydi. 2'nin karesinin karesi çarpı 2'nin karesi. 9 3'ün karesi. Üssünü 1'i yazmayacağım. 2 kere 1 2 zaten. Bu da 3 üzeri 4. Şimdi ne yapıyorduk burada? Üssün üssünü çarpıyorduk. 2 kere 2 4. 2'nin karesi 3'ün karesi 3 üzeri 4. Tabanları eşitse üstlerini toplayalım. 2 üzeri 6. Burada da ikileri kendi arasında işleme alıyorum. 3'leri kendi arasında işlemi alıyorum. 3 üzeri 6. Burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Üstleri eşitse tabanları çarpıyoruz. 3 kere 2 6. Üssü 6. Şıklara bakalım inceleyelim. A şıkkında direkt 6 üzeri 6'yı bize vermiş. Cevabımız yine Adana çıktı. Evet, diğer sorumuz. Bakın burada bir, bir barkodlu soru var. Bu barkodlu soru örnek sorular arasında vardı. Daha sonrasında da bütün soru bankalarında bu tarz sorularla karşılaşıyoruz. Evet, bir marketteki bazı ürünlerin barkodları yukarıda verilmiştir. Barkod okuyucu kodunu 3'ün kuvvetleri şeklinde eşleştirip açmış ve sonucu 87 bulmuş. 87'nin de gofret olduğunu buluyor demiş. Buna göre barkod okuyucudan 40 olarak okunan ürün aşağıdakilerden hangisidir demiş. Kodu inceleyelim bakalım o kodu nasıl dağıtmış. 0 çarpı 3 üzeri 0 demiş. 2 çarpı 3 üzeri 1 demiş. O zaman bakıyorum burası 0, 1, 2, 3 şeklinde ilerliyor ne yapmış? 3'ün kuvvetlerine buradaki sayıları yazmış, çarpmış ve toplamış arkadaşlar. Biz de şimdi bunu yapalım. A şıkkından başlayalım. Peynir. Hemen ben e, unutmamak için buraya yazıyorum. 0, 1, 2 diye. Diğerleri 0 olduğu için bunları işleme sokmama gerek yok. Şimdi burada ne yapıyorum? 1 ile çarpıyorum. Bunu kat sayı alıyorum koddaki sayıları katsayı alıyorum. 1 çarpı 3 üzeri 0. Altına yazdığım kırmızıyla yazdığım rakamları da 3'ün kuvveti şeklinde kullanıyorum. Artı sonraki var? 0 çarpı 3 üzeri 1. Bunu yazmayabilirdik ama çok kısa bir işlem olduğu için ben yine de göstermek istedim. Artı 2 çarpı 3 üzeri 2. Tamam şimdi bu işlemi bulalım. 3 üzeri 0 1 de 1 kere 1 1. Artı 3 üzeri 1 3 ama sıfırla çarptığım için gitti. Burası sıfır yapar. 3'ün karesi 9. 9 kere 2 18. Toplarsak 19. Peynir 19'muş arkadaşlar. Süte bakalım. Süt nerede? Burada. 0, 1, 2, 3. Bu sefer elimizde 4 basamak var. Ne yapıyorum? 1 çarpı 3 üzeri 0. Artı 1 çarpı 3 üzeri 1. Artı 1 çarpı 3'ün karesi. Artı 1 çarpı 3'ün küpü. Burası 1. Burası 3 üzeri 1'den 3, 3'ün karesi 9. Bütün katsayıların 1 olduğu için direkt kuvvetleri hesaplayıp yazabilirim. 3 üzeri 3 27. 27 ile 3'ü toplarsam 30. 9'la 1'i toplarsam 10. 30 10 daha arkadaşlar 40 yapar. Cevabım Bursa. Yani sütmüş 40. Evet. Değirmenci Sadık Usta taş değirmeninde buğdayları öğüterek un haline getirmektedir. Sadık Usta kullandığı buğdayları pazardan satın alarak öğütmektedir. Sadık Usta yukarıda içine kaç adet buğday tanesi olduğu belirtilen çuvallardan bir tanesini satın alacaktır. Bu çuvalların satış fiyatları dördünün de aynı olduğuna göre Sadık Usta hangi çuvalı satın alırsa daha çok buğday tanesine sahip olmuş olur diyor. Yani buğday tanelerini sayıp yazmak da biraz enteresan olmuş. Şimdi bakalım bu bir sıralama sorusu arkadaşlar. Bakıyorum 23'ün 25. kuvveti var. En küçük 25. En küçüğe göre biz bunu düzenleyeceğiz. Burası 3 üzeri 100. 3'ün 4. kuvvetinin 25. kuvveti yaparsam ben arkadaşlar. Bakın üstün üstünde çarpıyorduk. Bu sefer bu işlemde geriye dönüyoruz. 4 ile 25'i çarparsam 100 olur diyorum. Yani işleme buradan gitmek kadar buradan şuraya geçmek de önemlidir. Yani bu adım size çok şey kazandırır. Hem bunu görmüş oluyoruz burada hem de sıralama yapacağız. 7 üzeri 50. 7'nin karesinin 25. kuvveti olur. Yani ben 25'e göre düzenleyeceğim ya. Diyorum ki 25'i kaçta çarparsam 100 olur. 25'i kaçta çarparsam 50 olur. Bu zaten sağ olsun aynı şekilde verilmiş. 23 üzeri 25. Burası da 2 üzeri 150. 2'nin 6. kuvvetinin 25. kuvveti bize neyi verecek? 2 üssü 150'yi verecek. Şimdi buraya burada tabanları hesaplamamız gerekiyor. 3 üzeri 4 81 üzeri 25. Burası 7'nin karesi 49 üzeri 25. Bu zaten 23 üzeri 25 şeklindeydi. Yine aynen yazdım. 2 üzeri 6 64 üzeri 25'tir. Tamam. Şimdi hangisinde daha çok var? En büyük kim? Tabanı büyük olan tabii ki büyük oluyor demiştik. 81 üzeri 25 yani 3 üzeri 100 yani Bursa'da daha çok buğday tanesi vardır. Evet bir marangoz zemine paralel dikdörtgen şeklinde bir masa yapacaktır. Bu masanın ayakları için yeterli sayıda kare prizma şeklinde kütükler hazırlamış ve bu kütükleri dekoratif amaçla üst üste yapıştırarak yapacağı masanın ayaklarını oluşturacaktır. Bu marangoz yapmak istediği belirli yükseklikteki masa için A kütüklerini kullanırsa 144 tane, C kütüklerini kullanırsa da C kütüklerinin sayısının B kütüklerinin sayısının 4 katı kadar sayıda kullanması gerektiğini hesaplamıştır diyor. Bize soruyu çözdürecek cümle Burası C kütüklerinin sayısı B kütüklerinin sayısının 4 katı kadar. B'nin 4 katı kadarmış. Bu bilgi burada dursun. Şimdi bakıyoruz. 144 tane arkadaşlar A kullanmış. A'nın da yüksekliğine kadar 2 üzeri 12. 2 üzeri 12'yi buraya yazdım. Sonuçta bu masanın bütün bacaklarının uzunlukları birbirine eşittir. Şimdi biz e, buradan C'nin kaç tane kullanıldığını bulacağız. Çünkü C'nin yüksekliğini biliyorum. B'nin yüksekliğini bilmiyorum. 4 üzeri 7. 2'nin karesinin 7. kuvvetinden 2 üzeri şöyle yazalım. 2'nin karesinin 7. kuvveti çarpı C. C'den kaç tane kullanıldığını bilmiyorum. Burası 144 çarpı 2 üzeri 12. 2 üzeri 14 çarpı C. C'yi yalnız bırakıyorum. Karşıya bölü şeklinde atacağım. 7. sınıfta geçen sene bu işlemleri öğrendiniz. Denklemler bilinmeyeni yalnız bırakıyorum. Şimdi 2 üzeri 12 ile 2 üzeri 14'ü sadeleştirirsem burada 2 üzeri 2 kalır. Bu da 4 demektir. 144'ü 4'e bölerseniz siz kaç bulursunuz arkadaşlar? 4 kere 3 12, 24'ün içinde 4, 6 kere var. C 36'ymış. Tamam C 36 ise eğer Şuradan bir kalemin rengini değiştirebilir miyiz? Mavi yapalım. Şurası 36. B buradan ne olacak arkadaşlar? 9. 9 kere 4 36'dır çünkü. B'yi buldum. Şimdi ben masanın bacağının uzunluğunu biliyorum. Şuraya devam edeceğim sorunun çözümünü. 144 çarpı 2 üzeri 12. Yine A'yı kullanarak gösterdim. Eşittir. B'den kaç tane var? 9 tane var. B'nin uzunluğuna da x diyelim. Şimdi yine x'i yalnız bırakmak için ne yapacağım? 9'u karşıya bölü halinde atacağım. 144 çarpı 2 üzeri 12 bölü 9. 144'ün içinde 9 kaç kere var? Şöyle bir kere var. Geriye 5 kalıyor. 54 16 oldu. 16 çarpı 2 üzeri 12 de bana x'i verecek. 16 dediğim zaten 2 üzeri 4'tür. 2 üzeri 12 eşittir x'ten. x buradan ne gelecek? 2 üzeri 16 tabanları eşitti. Üstlerini topladım. Şıklara bakıyorum. Hep 4 tabanında verilmiş. C'ye bakıyorum hemen. 2'nin karesinin 8. kuvveti 8 kere 2'den 16 olacağı için cevabımız Ceyhan olur. Gelelim diğer sorumuza. A sıfırdan farklı bir sayı. M ve N birer tam sayı olmak üzere demiş. A üzeri N bölü A üzeri M. A üzeri N eksi M eşittir. Bu ne demek arkadaşlar? Bölme işlemi demek bu bölme işleminin tanımı Sınıf mevcudu sırasıyla 25 ve 30 kişi olan A ve B sınıflarındaki öğrencilerin numaraları A sınıfında 1'den 25'e kadar B sınıfında ise 26'dan 75'e kadar numaralandırılmıştır. Didem öğretmen bu sınıflara ayrı ayrı iki soruyu aşağıdaki gibi soruyor. Her öğrenci tahtada yazan soruya kendi öğrenci numarasını yerleştirerek sonucun tam sayı olup olmadığını hesaplıyor. Örneğin demiş A sınıfında öğrenci numarası 2 olan öğrenci tahtadaki soruya öğrenci numarasının yerine koyduğunda 5'in karesi bölü 2 sonucunun tam sayı olmadığını buluyor. İki sınıftaki tüm öğrenciler verilen soruyu çözdüğünde toplam kaç öğrencinin bulduğu sonuç tam sayıdır demiş. Şimdi bakalım burası A sınıfı 5'in kuvveti şeklinde yazıyor. B sınıfında da 3'ün kuvveti şeklinde yazıyor. Şimdi A'nın öğrencileri 1'den 25'e kadar numaralandırılıyordu. 1'den 25'e kadar. B'de de 26'dan 75'e kadar numaralandırılıyordu. Şimdi bakalım 5'in kuvvetlerini düşüneceğim. Çünkü sonuçta üstüne yazdığım şey öğrenci ne olarak aşağıda bölünecek. Şimdi bakalım 5 üzeri 1 bölü 5 yaparsam ben bu bir tam sayı doğal sayı olur mu? Bizden tam sayı olmasını istiyor. Tam sayı diyelim. 5 bölü 5'ten 1 olur olur. Sonra paydaya yazdığım sayı ne olacak arkadaşlar? 5 veya 5'in kuvveti olmalı ki bölünsün. Çünkü üst tarafta 5'in kuvveti. 5'in karesi yapsak. Bakın burada o vardı. Bu olmaz. Çünkü paydaya 2 gelecek. Biz direkt 5 üzeri 5'e geçelim. 5 üzeri 5 bölü 5'ten burası ne olur? Burası 1. 5 eksi 1'den 5 üzeri 4 olur. Bu bir tam sayıdır. Sonra 25'i burada kullanabiliyorum. 5 üzeri 25 bölü 25. Bu nasıl olacak şimdi? 5 üzeri 25 bölü 25 de 5'in karesidir. Bu da 5 üzeri 23 olur. Bu tarafta ne? kaç tane bulduk? 3 tane bulduk. Şimdi neyi bulacağız? B sınıfından yeniden kırmızıyı alalım biz. Bu sefer 3'ün kuvvetlerini alacağız. Şimdi 26'dan sonra kim geliyor? 27. Ben biliyorum ki 3'ün kübüdür 27. O yüzden şöyle şuradan devam edelim. 3 üzeri 27 bölü 27. Burası 3 üzeri 27 bölü 3 üzeri 3'ten ne geldi? 3 üzeri 24. Bir tane bulduk. Sonra 3'ün hangi kuvveti var? 27'den sonra 81 var fakat numaralar 75'te bitti. O zaman kaç tane kullandım? 1, 2, 3 ve 4 tane yani cevabı Bursa arkadaşlar. Sorularımız burada bitti. Genel olarak üslü sayılar ünitesinde kullanılan soru kalıplarını kullanmaya çalıştım. Tabii ki bu e, sorulardaki sayılar değiştirilir, hikayeler değiştirilir. Aynı sorulardan yüzlerce soru elde edilebilir arkadaşlar. Siz bol bol soru çözerek iyice bu konuyu pekiştirin. Çarpanlar katlar, üslü ifadeler bitti. Bundan sonra ne yapıyoruz? Sizlerle karekökle devam edeceğiz. Diğer derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.